Yunanistan aylardır ekonomik kriz, kurtarma paketleri, son birkaç gündür de yine krizle bağlantılı seçim sonuçlarıyla anılır oldu. Bugünse bambaşka görüntülerle de bültenlerde yer alıyor. Çünkü olimpiyat meşalesi bugün görkemli bir törenle olimpiyada yakıldı ve 2012 olimpiyatlarının yapılacağı Londra'ya doğru yola çıktı. Tabii olimpiyat meşalesinin yakılması ülkenin içinde bulunduğu siyasi açmazı unutturmuş değil. Pazar günkü seçimlerde en çok oyu alan iki parti de hükümet kurmakta başarısız oldu. Şimdi sıra PASOK'ta. Ancak Sosyalist PASOK'un başarıya ulaşması ihtimali de oldukça az görünüyor. Yunanistan yine yönünü kaybetmiş halde yine ekonomik krizden çıkış yolu arıyor, bulamıyor. Hükümet kurma çalışmaları bir sonuca varamadan sürerken ülke iki arada bir derede kalmış halde. Halkın büyük çoğunluğu sandıkta kurtarma paketine ve kemer sıkma politikalarına destek veren partileri cezalandırdı. Peki ama bir sonraki hükümet bu gidişe bir dur diyebilir, kesintilere sırtını dönerken Euro bölgesinde kalmayı sürdürebilir mi? Gelirim o kadar azaldı ki evimin taksitlerini ödedikten sonra elimde kala kala 120 euro kalıyor ay sonuna kadar geçinmek için. Euro bölgesinde kalalım ama onurumuzla yaşayalım. Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalması şart. Çünkü eğer drahmaya dönerse işi biter. Afrika gibi oluruz, mahvoluruz, aç kalırız. Alexis Tsipras seçimlerin ardından Yunanistan'da hükümet kurmakla görevlendirilen ancak başarısız olan ikinci isim oldu. Lideri olduğu sol blok Syriza, Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma paketinin yeni baştan müzakere edilmesini istiyor. Kurtarma paketinden yana bir partiye göre ise bu Yunanistan'ın sonunu getirecek acı bir reçete. Hükümet kurma sırası şimdi Sosyalist PASOK Partisi'nin lideri Evangelos Venizelos'ta. Ama Venizelos'un da pek şansı yok gibi. Çünkü partisi PASOK halkın nezdinde kemer sıkma politikalarının mimarı olarak görülüyor. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu oluşturacak bir koalisyonu kurabilmesi ihtimali hayli az. Yunanistan kurtarma paketine karşı duruyor belki ama Avrupa Birliği hiç değilse şu an için geri adım atmaya yanaşmıyor. Yunanistan onayladığı anlaşmalara itibar etmelidir. Diğer ülkeler de, bu sadece Yunanistan için değil, tüm Euro bölgesi için bir güvenilirlik sorunudur. Şunu anlamak çok önemli. Eğer anlaşmaya itibar etmezse, bu Yunanistan için çok kötü olur. Yunanistan'da hükümet kurma çalışmaları başarıya ulaşamazsa bir sonraki adım Cumhurbaşkanı'ndan gelecek. Cumhurbaşkanı tüm parti liderlerini toplayıp bir ulusal kurtuluş hükümeti kurulmasını talep edecek. Ve ardından da erken seçimlere gidilecek. Ama Atina'daki siyasi belirsizlik 300 kilometre uzaklıktaki Olimpia Dağı'nda gelenekleri bozmuş değil. Olimpiyat meşalesi her olimpiyat yılında olduğu gibi bu yılda burada görkemli törenlerle yakıldı. Meşale şimdi 8 gün boyunca Yunanistan'ı dolaşacak. Ve son günlerde yalnızca ekonomik krizle anılan bu zengin tarihe sahip ülkenin dünyaya bıraktığı eşsiz mirasa da dikkat çekecek.